Merhaba benim sevgili gönül dostlarım, sevgili arkadaşlarım, benim can yoldaşlarım, meslektaşlarım. Satiye'nin günlükleri, hayata dair her şey kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar önce şunlar görünüyor. Sandalyeleri bir çekeyim. Size güzel kürler, tarifler vereceğim. Oldu arkadaşlar. Benim her zaman yaptığım, sağlık için yaptığım arkadaşlar. Boğazını tutan 40 yaşından aşağıları bu kürleri yaparak zayıflayabilir. Ama maalesef ben 53 yaşındayım ve sürekli bir şeyler yaptığım için ha kilo verebiliyor musun abla? İstesem veriyorum. Ama yaptıklarımı yemekte zorundayız. Kilo vermek isteyenler kilo çok güzel bu benim vereceğim kürlerle kilo verebilirler. Sağlıklı yaşam isteyenler arkadaşlar çok güzel, sağlıklı yaşama, doktora bile çok seyrek gideriz. Bunlar denenmiş, evimizde olan kürler arkadaşlar. Hepsini ayrı ayrı yapacağım tabii ki. Bakın burada bir kase yoğurdum var. Bir kase cevizim var. Cevizin perdesi arkadaşlar. Bunları hep özel özel göstereceğim size. Yulaf ezmem var. Hakiki zeytinyağım var. Hakiki balım var arkadaşlar. Limonum var, maydanozum var, nanem var, dereotum var, bir tane zalatam var arkadaşlar. Şimdi ilk önce kolesterolden başlayalım arkadaşlar. Bu arada bir kaşık alıp geleyim. Burada da varmış kaşığım arkadaşlar. Bunu eşimle beraber yaptık ve bunu yaptığımda arkadaşlar elimden ayağımdan yanma gitti. Kolesterol için veriyorum şimdi. Akşamlar arkadaşlar, hatta ben bunu göstere göstere yapayım. Şöyle cevizi, mesela arkadaşlar bu bir ceviz, büyük olursa bir ceviz. Şu içindeki perdesini de almayı, şu perdesini, 1,5 ceviz koydum ben, benim cevizim biraz küçük. Bunu koyuyoruz arkadaşlar. Üzerine kaynar su koyuyoruz ama akşamdan koyacağız bunları. Sabah aç karnına kalktığımız zaman, şöyle elimizi yüzümüzü yıkadığımız zaman, kendimize geldiğimiz zaman bunu içeceğiz arkadaşlar. Bu sabah da suyu soğuyacak. Ve bu isteyen içindeki cevizleri değil. Bak bir ay yapın arkadaşlar. Kolesterol olan arkadaşlar inanır mısınız kolesterolümüz düşecek. Birinci kürümüz bu. İkinci kürümüz kabızlık sorunla ilgili. Ben bunu annemde yaptım arkadaşlar. 84 yaşında rahmetli olan annemde yaptım bu kürü. Araştırdım. İbrahim Saracoğlu ve Kanal 7'de bir doktor Feridun Konak. Bak ben bunları ondan aldım. Ve bununla kesinlikle bak burada benim ilaca benzer hiçbir şeyim yok. Denenmiş yapıyorum. Yine anneme kabızlık için arkadaşlar şöyle bir tane limonumu sıktım. Bardağımın içine gösterip bu bardağımın içine böyle bir limonun yarısı veya çeyreği arkadaşlar. Yüksek tansiyon olanlar, düşük tansiyon olanlar yüksektir. Düşük tansiyon olanlar çeyreğini kullanabilir limonun. Yarım limonu sıktım bardağı arkadaşlar. Bakın hakiki zeytinyağımıza şöyle bir kaşık zeytinyağımızı aldık. Onu da koyduk bardağımıza. Arkadaşlar bak zeytinyağı yemek kaşığına bir kaşık. Balınız tatlı kaşığına bir kaşık. Ve üzerine koydum sıcak suyu arkadaşlar. Kaynar değil ılık suyu koydum. Ben anneme bunu içirdim. Annem o kadar affedersiniz bağırsakları güzel çalıştı. Büyük abdestini rahat yaptık arkadaşlar. Çok dua etti. Mekanı cennet olsun. Burada bağırsaklar için bir kür arkadaşlar. Hepsi evimizde olan, yediğimiz, içtiğimiz malzemeler. Yabancı bir malzeme yok içlerinde. Tekrar anlatıyorum. Bağırsakları çalıştırmak ve büyük abdestimizi rahat yapabilmek için yarım limon, bir bardak ılık su, bir yemek kaşığı hakiki zeytinyağı, bir tatlı kaşığı bal arkadaşlar. Bunların karışımını şöyle 10-15 günü rahatlıkla kullanın ve bağırsaklarınız yumuşayıncaya kadar ve sonrasından zaten kendiliğinden oluyor. Ha çok ilaç kullanıyoruz. Günümüzde çok gerçekten ilaç kullanıyoruz ve bu bizim bağırsaklarımızı da etkiliyor, midemizi de etkiliyor, mideyi de çok rahatlatıyor arkadaşlar.
Mideyi de çok rahatlıyor. Ben diyorum size, ben bunları denedim, denenmiş kürlerim diye. Şimdi tekrar öksürük, bronşit hastaları, öksürüğü olan hastaları, kardeşlerim ve yine benim annem, abim KU hastasıydı. Abim benden yaşamıyordu ama annem sık sık benden yaşadı. Bunu da ben araştıra öğrendim ve bir abinin, ablanın böyle tavsiyeleriyle öğrendim arkadaşlar. Bunu çok yakından göstereceğim size. Cevizi çıkartırken içindeki perdesi. Cevizin perdesi arkadaşlar. Bakın cevizin perdesi. Bunu dedi bana, anneye kullan kızım dedi. Şöyle dedi, bir avuç al dedi. Hiç zararı yok dedi. Ve ben kendim için de kullandım. Geçmeyen öksürüğüm, Allah'a şükürler olsun, ara sıra öksürüyorum. Ve sigara içen kardeşlerimiz. Bunu dedi bardağa koy. Üzerine akşamdan dedi bir bardak sıcak su koy. Sabah içeceğin zaman dedi kahve kaşığına bir kahve kaşığı tarçın koy. Birkaç tam damla olarak birkaç damla da limon koy. Bak dedi akciğerine buralarına doğru dedi. Öksürüğünü nasıl iyi geliyor göreceksin dedi. Bunu kendim de denedim arkadaşlar. 15 gün falan denedim. Gerçekten geçmeyen öksürüğüm, doktora da gittim. Geçmeyen öksürüğüm geçti. Ha şimdi öksürüyor musun? Öksürüyorum. Çok dikkatli yapıyor musun abla bunları de? Çok dikkatli yapsam zaten doktora gitmem. Çok dikkatli, hüşeni veriyorum. Bir 10 gün yapıyorum, 15 gün yapıyorum, onun devamı gelmiyor. Belki iradeli arkadaşlarımız, yapan arkadaşlarımız. Dediğim gibi kova, onun sonrası bronşit hastası olan arkadaşlarımız rahatlıkla ceviz kabuğunun, ceviz perdesini, suyunu içebilirler. Zaten şey besin, doğal besinler. Ve geldik en önemli noktaya arkadaşlar. Zayıflamak istiyoruz ama bir türlü kilolarımız gitmiyor. Ne yapacağız? Kesinlikle kesinlikle ben arkadaşlar bir bıçak alacağım. Yazları bidonumun içine. Bana dersiniz Satiye abla zayıflıyor musun? İradem olsa bazen veriyorum. 5-6 kilo veriyorum. Ama kendimi tutamıyorum. Bağda bahçede çalışırken daha çok yiyorum. Salatalarımız, bahçe salatalarımız oluyor ya. Kesinlikle kesinlikle bu salatalanın kabuğunu ziyan etmeyin arkadaşlar. Bunu çaydanlığımıza alıyoruz veya herhangi bir şeyimize. Böyle bir kabımız var. O kabımızın içine kabuklar tabii yıkandı. Ben yıkadım, yıkandı. Bu kabukları soyuyoruz canlar. Bu kabukları soyuyoruz ve bu şekil doğruyoruz bunu. Bak kabukları sadece. Salatalık kabuğu. Yok abla ben içine de koymak istiyorum diye isterseniz hiçbir sakıncası yok. Bu şekilde arkadaşlarım. Bunu koyuyorum bu şekil. İnce doğramak isteyen ince, ince doğramak istemeyen kalın. Ve yine böyle bir tane limonumuzun, bir bardak için yapıyorum bir limonumuzun. Böyle dörde bölerek arkadaşlar. İçine bunu da koyduk. Şimdi var bizim maydanozumuz. Alıyoruz içinden. Bunlar buraya yıkandı da geldi arkadaşlar. Bunu bilginiz olsun. Şöyle ben bunu akşama yapıp içeyim kendim. Şöyle burada kaç 10 tane maydanozun sapıyla birlikte maydanozum var arkadaşlar. Elinizle de bölebilirsiniz. Daha sağlıklı olur. Bıçağın değmediği şey daha sağlıklı olur. Bunu alıyorum. Bardak su koyuyorum arkadaşlar. Kaynayacak ya. Bir bardağa düşecek o. 1,5 bardak su koyuyorum. Yaklaşık kaynamaya başladıktan sonra bir 5 dakika kaynatıyorum. Suyunu süzüyorum. Posasını yok. Suyunu süzüyorum. İçiyorum. Arkadaşlar bu çok aşırı hem kilo verdiriyor hem vücutumuzu temizliyor. Bunu da ben yazın yaptım. Ben biliyorsunuz ben hem Akdeniz ateşlenmesi hastasıyım, hem yüksek tansiyon hastasıyım. Bir sürü ilaç kullanıyorum. Zayıflamasam dahi o ilacın zehirini, pisliğini vücutumdan atıyor. Çok da güzel tuvalete çıkarıyor. Büyük abdest, küçük abdest tuvalete rahat çıkarıyor arkadaşlar. Tekrar, ben bunu sevmiyorum, yiyemiyorum diyen kardeşlerimiz, dereotu, nane, maydanoz karışımı, salata karışımı, hepsini
Hepsini doğrayın arkadaşlar. Onar dal. Fazla değil bak. Maydanoz 10 dal. Dereotu 5 dal. Nane 5 dal. Hepsini koyuyorsunuz rondoya. Bu soyduğumuz zatalımızda ziyan olmasın. Bunu da koyuyoruz rondoya. Bir bardak su koyuyoruz. Yarım limonumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Bir güzel onu rondodan geçiriyoruz ve posasıyla birlikte. Zaten un oluyor. Hani şu keklere kattığımız nasıl anlatayım? Keklere şey katıyoruz. Ispanağı katıyoruz. Ispanağın posasını çıkartıyoruz. O şekilde un oluyor ya. Ya yatmadan önce ya sabah kalktıktan sonra yarım saat sonra kendimize geldikten yarım saat sonra bunun posasını. O da çok güzel. Vücut temizliğine, sağlıklı yaşama birebir arkadaşlar. Tekrar geldik. Şöyle bir yulaf ezmem var. Bak ben bunları kendim yapıyorum arkadaşlar. Ben size şey vermiyorum. Bakın zaten kaynar suyum olduğu için cevizli suyum nasıl rengini değişti verdi. Bu şimdi akşama kadar ben akşam içi veririm. Şimdi yaptım ziyan etmeyin. İçerince sakın bunun suyu acı ben bunu kullanamıyorum demeyin. Çay kaşığın burnuyla tarçın koyun arkadaşlar. İçemeyenler, içenler hiçbir şey koymasın. Şimdi yine şöyle bir kase yoğurdum var. Gün ortalarında falan acıktım. Ne yapayım? Akşam veya yatmadan önce çok karnımız acıkıyor. Arkadaşlar bende de öyle. Bir meyve yiyeyim hemen karnım acıkıyor benim. Midesinde sorun olmayanlar. Hani gastrit şey falan olmayan arkadaşlarım sütle yapabilir. Sütü sulandırarak. Bak aklınızda bulunsun püf noktası. Sütü. Yarım bardak sütü, yarım bardak su koyun arkadaşlar. Süt de mide yazar şeyle. 3 kaşık falan yulaf ezmesi koyuyorum canlar. Bakın böyle. Bu süte de olabilir, yoğurda da olabilir. Yulaf ezmesi. Lif bakımından çok zengin. 3 kaşık yulaf ezmesini şöyle bir kase yoğurda koyuyorum veya bir bardak sulandırılmış süte koyuyorum arkadaşlar. Gün ortasında da sağlıklı yaşam için ben bunları yiyorum. Ha şu anda oradan size çok gerçekten kilolu gelebilirim. Evet ben kilolu bir bayanım arkadaşlar. Aşırı değil ama ben 75 kilodan aşağı düşmüyorum. Bu anca bende ne zaman düşüyor? Yazları düşüyor. Bir de ben çok ilaç kullanıyorum. Ben günde 5-6 tane ilaç kullanıyorum. Ben bunları, verdiğim size bu kürleri zayıflamak için değil, çoğu da vücudumun içtiğim ilaçlardan arınmak için, o zehirden vücudumu arındırmak için ben bunları kullanıyorum arkadaşlar. Yapıyorum da. Şimdi eşim bir baş dönmesi oldu tekrar eşimde. Ben de Oğuzhan askere gitti falan diye ihmal ettim. Bir baş dönmesi oldu. Sanırsam dedi benim kolesterolüm yükseldi Satya yine dedi. Dedim bu akşamdan itibaren ceviz nasıl olsa bol. Ceviz suyuna başlayalım. Ben dedim ona ceviz suyuyla beraber dedim şunları da koyacağım sana. Öksürüğü çünkü eşim sigara içiyor. Şu cevizin perdesini de koyacağım sana dedim. Hem öksürüğe hiçbir zararı yok. Hem öksürüğe dedim. Hem dedim kolesterolü düşürmeye birebir. Bana bunu aile doktorumuz da dedi. Ceviz suyuyla çok güzel kolesterol düşüyor dedi. Ben dahi kullanıyorum mesela dedi. Ve doğada biliyorsunuz arkadaşlar ben doğanın şeyleri değil. Bunlar bizim mutfağımızın gereklilerini gösterdi. Şeker hastaları, yüksek tansiyon hastaları, kolesterol hastaları, kalp hastaları rahatlıkla kullanabilirler. Düşük tansiyonlar limonu tansiyonuna göre ayarlasınlar. Küçücük olur, bir şey olur. Çünkü bunlarda bu verdiğim kürlerde kesinlikle hastalığı tetikleyecek hiçbir şey yok. Bunu sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Kendi yaptığım kürleri sizinle paylaşmak istedim. Dediğim gibi zayıflamak isteyen arkadaşlarım, genç arkadaşlarım zayıflayabilir. Hastalıktan destek, hastalığa yan destek isteyen arkadaşlarım bitkisel yan destek bunlardan alabilir. Biliyorsunuz hayat her şey doğada kaldı. Sağlık doğada kaldı. Bunların çoğunu annemde denedim. Annem çok bilgili bir kadındı. Çok böyle yani her şeyi içtiği ilaçlardan dolayı şunu yiysem bunu yiysem nane yiysem kızım diye nane suyu falan çok içerdi. Ben de kullandığım, yaptığım,
kalp hastaları, tansiyon hastaları, şeker hastaları, damar tıkanıklığı arkadaşlar. Ama şunu söyleyeyim. Ceviz kürünü, bu yaptığımız ceviz kürü kolesterol için ya, damar tıkanıklığına falan da birebir. Ama mutlaka mutlaka arkadaşlar 21 gün uygulanacak, 2 hafta ara verilecek, 21 gün tekrar başlanacak. Senede 2-3 kere yapılacak bir yani arkadaşlar. Öyle bir hafta yaptım, 10 gün yaptım diye bırakılmayacak. Senede 2-3 gün yapılacak. Dediğim gibi bunu günde, her gün bir, günde bir öğünde yapabilirsiniz. Bu glutens mesela yoğurtlu veya sütlü. Bu basit. Dediğim gibi arkadaşlar gevizi her akşam böyle yapabiliriz. Bunu yine bu kürümüzü, maydanozla limon kürümüzü, salatalık kabuğunu 21 gün kaynatıp suyunu süzdükten sonra bir 5 dakika sonra 21 gün içebilir, biraz ara verir, tekrar içebiliriz. Çünkü idrar yollarını birebir arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeceğim, videomu kapatacağım. Arkadaşlar soğan, onu da götüreyim. Bildiğimiz mutfağımızın vazgeçmesi ve benim bu bahçemden soğan. Şu altını kesin, şurasını kesin, bol yıkayın bu kabuklarıyla ama. Bunu dörde bölün, bir bardak suyla kaynatın. Bunu için ve yeni evlenen, bebek bekleyen, kadın doğumla ilgili sorunu olan kardeşleri. Bunu da benim yeğenim İpek yapıyor, sürekli yapıyor. Bununla hem çok güzel kilo verdi, hem kadın hastalığı yarı yarıya düştü arkadaşlar. Soğan suyu kürüyle. Bu da denenmiş. Bak bunu da yeğenim İpek denedi. Denenmiş, güzel bir kür. Yorumlarda yazın bana. Abla tek tek verin veya tek tek ver veya yaz diye. Sen detaylı anlattım zaten. Tek tek de verebilirim arkadaşlar. Bugün sağlıklı yaşamla ilgili güzel bir kürler verdim size. Sadece zayıflamaya ilgili şeyi yok. Ama çok güzel vücut temizleyici, kanımızı temizleyici, kolesterolümüzü düşürücü, şekerimizi düşürücü. Kalp hastalığı biliyorsunuz, damar hastalığı, hepsi kolesterolden, yüksek tansiyondan geliyor. Onları, içtiğimiz ilaçları vücutumuzdan atacak güzel kürler verdim arkadaşlar. Hoşça kalın, doça kalın, kanalımda kalın. Sizleri seviyorum. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Bu videomda cuma günü saat 6'da yayınlanacak. Bugün günlerden perşembe. Görüşmek üzere arkadaşlar.